değerli izleyiciler. 9 Eylül'ün ve Cumhuriyet'in kenti İzmir'in ruhuyla herkese selamlarımı gönderiyorum ve hoş geldiniz diyorum. Kuruluşun ve kurtuluşun kentidir aslında İzmir. Emperyalizme karşı ilk kurşunun atıldığı kenttir İzmir. Ve Cumhuriyet'in ruhunu yıllardır en onurlu haliyle taşıyan kenttir İzmir. Bugün bu programda 9 Eylül'ü ve İzmir'i konuşacağız. Ben avukat Ergün Yanı. Şu anda yaklaşık bir senedir faal avukatlık yapıyorum. Üniversiteyi 9 Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde okudum. Üniversitede bulunduğum süreçte Çağdaş Yaşam Destekleme Derneği'nin hem bursiyeli hem gönüllüsüydüm diyebilirim. Bütün aktivitelerine elimden geldiğince katılmaya çalıştım. Bugün de bir moderatörlük yapmak için buradayım. Çok mutluyum. Çok gururlu bir iş benim için. Öncelikle sözü Çağdaş Yaşam Destekleme Derneği İzmir Şube Başkanımız Onur Ertürkan'a devredeceğim. 9 Eylül'e ve İzmir'e ilişkin açılış konuşmasını yapmak için. Onur Ertürkan Hocam, mikrofonlarımız teşekkür size. Teşekkür ederim Ergüncüm. Sevgili Çağdaş Yaşam dostları, bugün İzmir'imizin kurtuluşunun 99. yılını kutluyoruz. İzmir'in işgali milli mücadelenin başlamasına ve sonuç olarak işgalden kurtarılmasına temel amaç olmuştur. 15 Mayıs 1919'da gazeteci Hasan Tahsin'in işgalcilere attığı ilk kurşun belki şehri kurtarmazdı ama bir kıvılcımdı. İzmir'in işgali ülkemiz insanlarının direniş ve karşı koyma düşüncesini de körüklemiştir. İzmir, Anadolu harekatını destekleyen sembollerden biri olmuş, protesto ve direnişlerle unutturulmamıştır. Türk ulusu Mustafa Kemal Paşa önderliğinde 20. yüzyılda emperyalizme karşı ilk ulusal bağımsızlık harekatını gerçekleştirdi. 26 Ağustos 1922'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kararıyla Başkumandan Mustafa Kemal Paşa'nın önderliğinde büyük taarruz sonucunda 9 Eylül 1922'de yani 3 yıl 4 ay sonra İzmir işgalcilerden kurtarıldı. İzmir hem kurtuluşun hem de kuruluşun simge kenti olmuştur. İzmir, çağdaş Türkiye'yi temsil eden bir şehirdir. Cumhuriyet döneminde tiyatro sahnesine çıkan ilk Türk kadın, ilk futbol maçı İzmir'dedir. Yine 17 Şubat 1923'te Cumhuriyet'in ilk iktisat kongresi İzmir'de olmuş ve ilk uluslararası fuarda İzmir'de açılmıştır. Yine ilklerden biri olan Türkiye'de ilk defa Akdeniz Olimpiyatlarına ev sahipliği yapan şehir de İzmir olmuştur. İzmir'imiz demokrasiyi, barışı, özgürlüğü içtenlikle benimsemiş kentimiz 8500 yıllık bir tarihe sahiptir. Sevgili dostlar, sözlerime son verirken yaşayan şehir, yaşanacak şehir olan İzmir'imizden hepinize sevgi ve saygı dileklerimi iletiyorum. Hoşça kalın, iyi akşamlar. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği İzmir Şube Başkanımız değerli Onur Ertürkan hocamıza bu açılış konuşması için çok teşekkür ediyoruz. Doçent Doktor Emin Elmacı hocama, Mehmet Emin Elmacı hocama geçmeden önce ben tabii ki İzmir Şubesi beni hep şiirle hatırladı. Ben bir şiir okumak isterim müsaadenizle. Haluk Işık'a ait 9 Eylül'ü ve İzmir'i çok güzel anlatan şiirlerden bir tanesidir. Şöyle başlar. Sen 9 Eylül dersin iki kelime. Ben değişen yazganlarım, özgürlük anlarım, bağımsızlık anlarım. Sen İzmir dersin iki heceyle, ben sevinçten ağlarım. Tarihin başı mı dönmüş şimşek hızı geldiklerinde? Şaşırmış mı toprak ayakları yere değmeyen atlar geçerken? Önce deniz mi görmüş kavruk yüzlü neferleri? Bugün 9 Eylül. Tam sırasıdır canlandırmanın hatıraları. Sen 9 Eylül dersin iki kelime, ben onurlu bir halk anlarım. Rüzgarın çevirdiği sayfa anlarım. Sen İzmir dersin iki hece, ben saygıyla ayağa kalkarım. Sanırsam 9 Eylül'ü ve İzmir'i en güzel anlatan şiirlerden bir tanesiydi. Bugünün anlam ve önemine binaen de bu şiiri okumak istedim.
Şimdi onur konuğumuz Doçent Doktor Mehmet Emin Elmacı hocamıza dönmek istiyorum. Hocam hoş geldiniz. Bizler sizi şüphesiz tanıyoruz. Değerli izleyicilerimizin de tanıması için sizden kendinizi tanıtmanızı rica etsem. Teşekkür ediyorum. Çağdaş Yaşam Destekleme Derneği'nin bir faaliyetinde bulunduğum için de onur duyduğumu söylemek istiyorum. Ben Ankara doğumluyum, 1969. Tabii çeşitli yerlerde babamın mesleği gereği öğretimimi tamamladım. İzmir'de Ege Üniversitesi'nde tarih, edebiyat tarih bölümünden mezun oldum. 1992. Yüksek lisansımı yine Ege Üniversitesi'nde yakın çağ anabilim dalında, doktoramı ise 9 Eylül Atatürk İnkılap Tarihi Enstitüsü'nde yaptım. Halen doçent olarak aynı enstitüdeyim. 6 kitabım var. Atatürkçülükle ilgili makalelerim var. Tabii İzmir kentiyle ilgili 2 kitabım var. Dolayısıyla bu anlamda İzmir kentinin ne kadar önemli olduğunu da yazdıklarımla zaten kendimde anlamış durumdayım ve etrafıma da anlatmakta hep mutlu olmuşumdur. Çok teşekkür ederim hocam. Umarım ki bu programımızdan sonra da özellikle sizi tanımak isteyen takipçilerimiz, izleyicilerimiz olacaktır. Müsaitseniz hocam ben sorularla başlamak isterim. Hem 9 Eylül'e hem de İzmir'e dair. İlk sorum, dünya tarihinde işgaliyle ulusal bir direnişi ortaya koyan ve kurtuluşu ile de bu direnişi zafere ulaştıran tek şehrin İzmir olduğunu biliyoruz. Bu açıdan 9 Eylül'ü anlayabilmek için sanırsam önce 15 Mayıs'a bakmamız gerekiyor. Selanik, Musul gibi pek çok şehir de aynı dönemde işgal edilmesine rağmen böyle bir ulusal direnci ateşleyemedi. Sizce bu ulusal direniş için İzmir neden bu derece tarihi bir yer işgal edildi? Evet, güzel bir soru. İzmir kenti aslında dönemin basınında işgal ve sonrasında kurtuluş noktasında çok ilginç, güzel bir tanım vardır. O kullanılır ve kitaplara da konu olmuştur. Kara gün denir İzmir'in işgaline. Ak gün denir İzmir'in kurtuluşuna. O yüzden biz hep bunu anlatırken kara günden ak güne diye anlatırız. Birçok konferanslarımda, derslerimde bu şekilde anlatırım. Hakikaten de öyledir. Kara günden 15 Mayıs'ta o kapkara günden ve işin mecazi boyutunu da bırakalım. 15 Mayıs yağmurun şakır şakır yağdığı saat 8.40'da işgalin başladığı o kara günde ve birçok basının ve o dönemin raporlarında da yazıldığı üzere yağmurdan dolayı büyük bir katliamın, daha büyük bir katliamın önlendiği o kara gün İzmir'in işgali niye önemli, niye diğer yerler değil? Bu çok çok önemli, hakikaten de çok önemli bir soru oldu. Çünkü İzmir'de bana göre İngilizlerin büyük hatasıdır. Çünkü daha evvel bu bölgede yaşayan, birlikte yaşadığımız Rumlarımızın bir Yunan devleti kurulmasına katkı sağlama çabası ve İzmir'in işgaline destek vermeleri halk üzerinde büyük bir sorun yaratacak. Bu özellikle İzmir'in işgali sonrası bütün metinlere geçiyor. Mustafa Kemal Paşa da o dönem Samsun'a çıktıktan sonra İstanbul'a yazdığı telgraflarda Kuvayi Milliye'yi halkın sinesinden kopan bir güç olarak gösterdiği gibi bunun ana nedenini de İzmir'in işgali göstermiştir. Ve nitekim biz o dönemin basınından ve belgelerinden de görüyoruz ki Erzurum'da, Malatya'da, Erzincan'dan, Burdur'dan her yerden telgraflar var. Her yerde mitingler yapılmış ve İzmir'in işgali protesto ediliyor. Mustafa Kemal çok iyi tanıyor halkı ve buna tepki vereceğinin farkında. Çünkü Osmanlı'nın son döneminden gelen o çağdaş vatan kavramı her ne kadar tam olmasa da belli noktalarda işe yaramış ve o vatan kavramı oluşmuş. Bir örnek vermek istiyorum. Bu çok önemli çünkü Samsun'dan Havza'ya geçerken Mustafa Kemal Paşa yaşlı bir adamla karşılaşır ve orada yaşlı adama İzmir'in işgaline ne dersin diye sorar. Yaşlı adam arkasında çoluk çocuk olduğunu, aş beklediğini, bana ne İzmir'den diyerekten ifade eder. Yani bu Mustafa Kemal'i belli noktada üzer ama adamın daha sonraki yanıtı bir olumlu gelişme de oluşturur. Neden? Çünkü yaşlı adam şu toprağımı oradaki Pontuslar gelsin, canımı veririm, toprağımı vermem der. Yani şu ortaya çıkıyor, Mustafa Kemal halkı önce bir
uyandırmak gerekiyor, örgütlemek gerekiyor. Nitekim kongreler, dikkat ederseniz, işin askeri boyutundan öncedir. Ve burada İzmir kullanılır. Samsun'a çıkan ve başka amaçla Samsun'a çıkartılan Mondros'un uygulatılması için İstanbul'dan Samsun'a çıkartılan Mustafa Kemal Paşa daha gider gitmez İzmir'in işgalini protesto mitingleri emri verir ve halkın örgütlenmesini, direnişe örgütlenmesini sağlar. Bu anlamda İzmir'in işgali, demin söylediğim gibi, İngilizlerin büyük hatası olmuştur. Ortak bir işgal yapılsaydı bu kadar tepki olur muydu bilmiyorum ama Yunan devletine işgalin yaptırtılması büyük bir milli direnişi başlatmış oldu. Çok teşekkür ederim hocam. Bir sorum daha var, birazcık uzun soru olacak. İzmir'in kurtuluşuna açılan yol için 26 Ağustos şafağında harekete geçildi ve ordumuz 15 gün içinde hem savaşıp hem de 400 kilometre yol kat etti. Bunun da tekerlekli araçlardan yoksun bir ordu için sanıyorum ki tarihte benzeri olmayan bir hız olduğunu biliyoruz. Dönemin en hızlı kurmayı General Allenby'nin bile tüm olanaklara rağmen bu hıza ulaşamamış olması ortadayken biz büyük bir yoksunlukla bundan fazlasını gerçekleştirmişiz. Askeri tarihçiler de Mustafa Kemal Atatürk'ün ordusunun hızı hedefinin İzmir olmasıdır diyorlar bu hususla alakalı. Hocam, bu mucizenin sebeplerini, yani ben bir mucize olarak niteliyorum çünkü, bu mucizenin sebeplerini siz nasıl yorumlarsınız? Bırak sadece askeri tarihçileri, daha o dönem Mustafa Kemal Paşa İzmir'e geldiği zaman 10 Eylül'de Fransız Yüksek Komiseri General Pelle ile konuşurken gazeteci Ruşen Eşref'in anlattığı bir olay vardır. Amiral Dumesnil ile görüşmesinde. Amiral Dumesnil bile kabul etmiştir ve 550 kilometrelik bir yolu süvarinin 10 günde almasını askerlikte nadir görülmüş bir şeydir diye Ruşen Eşref'e söylemiştir. O dönemin Fransız komutanı. Yani o dönemkiler bile bunu fark etmiş. Hatta develerle ve kanılarla yapmasını bile söyleyerek bunun ne kadar önemli olduğunu vurgulamıştır. Doğru. Evet. Şimdi bunun ana nedeni şu. Aslında biraz işin içinde taktiksel boyut da var. Neden? Yunan ordusu dağılmış durumda. Top, tüfek, savaş araç gereçleri terk edilmiş. Bir an önce itilmesi gerekiyor bu ordunun. Eğer böyle olmazsa tam tersi düşmanın toparlama fırsatı olacağı için bir kere o güçle gidiliyor. Bir de özellikle iki senedir, yani aslında 1918'den beri diyebiliriz, bir hülya var Türklerde. İzmir'i kurtarma hülyası, düşmandan ülkeyi kurtarma hülyası. O amaçlarına erecek olmanın verdiği şevk var. Başarıyı kazanmış olmanın verdiği bir şevk var. Ve o vatansever askerlerimiz, ki ben 30 Ağustos'ta genelde vakit bulduğum sürece Afyon'a, Şuhut bölgesine özellikle giderim. Çadırlarda ara ara kalmaya da çalışırım. Buz gibi havada, 30 Ağustos olmasına bakmayın, o kadar yolu nasıl yürüdüler, nasıl hızlı gittiler, hakikaten de doğru. Fakat tabii bu anlamda 1 Eylül'de verilen o Mustafa Kemal Paşa'nın emri, ordular ilk hedefimiz Akdeniz denirken kastedilen İzmir'dir. Hızla İzmir'e artık giriş başlayacak. Üç koldan ilerleyecekler. Yani Uşak, Eskişehir, Balıkesir, Bilecik alınarak Aydın'a kadar gelinip Manisa ve en son 9 Eylül'de İzmir'in kurtuluşuyla da aslında kuruluşa gidecek kurtuluşun başlangıcı da yaşanmış oluyor. Teşekkür ederim hocam. Biraz da 9 Eylül 1922 Cumartesi gününü konuşmak istiyorum ben. O ılık sonbahar gününde İzmir'de neler yaşandı hocam? O ılık sonbahar gününde saat 9'da İzmir'de, İzmir'in dağlarında çiçekler açıyor. Bu kadar net. Neden? Çünkü halk büyük bir mezalim yaşamış. O işgal sürecinde sıkıntı yaşamış. Ve bir an önce Türklerin gelmesi için katkı sağlıyor. Sevinç içerisinde, özellikle ilk Bornova'da ve sonra Belkale tarafından başları gözleri sarılı atlar üzerinde Yunan askerlerinin girişi herkesi sevindiriyor. Demek ki Türk tarafı kazandı. Bugün olduğu gibi tabii böyle sosyal imkanlar yok, son dakika yok, son saniye yok. Ancak böyle insanlar
durumun ne olduğunu anlıyor. Ve böylelikle 9 ayında gelindiğinde zaten İzmir'de Yunan askeri kalmıyor. Hepsi tahliye edilmiş konumda, onu belirtelim. Fakat tabii bu sırada Mustafa Kemal'in 10 Eylül'de gelişi de çok önemli olacak ama o gün büyük bir sevinç var, büyük bir gösteri var. O dönem halk sevinç içerisinde bunu karşılıyor. Ve Mustafa Kemal Paşa da bugünkü Kemal Paşa dediğimiz Nişte'dir, Nif denir o dönem. Orada halkın içine karışmıştır ve İzmir'e doğru yavaş yavaş gelmektedir. O sıcak günde çiçekler açarken tabii aynı zamanda gelen çeşitli yerlerden gelen süvari kolları konakta, hükümet konağında, Katife Kale'ye, Karşıyaka'ya, Alsancak'taki postaneye bayrak çekerek, Türk bayrağı çekerek Türkiye'nin, İzmir'in kurtuluşunun olduğunu, gerçekleştiğini ve artık Türkler tarafından tekrar alındığını ifade ediyor. Belki o anlamda biraz da Mustafa Kemal Paşa'ya değinmek gerekecek. Bu şehre, bu güzel şehre bir şey olsaydı çok üzülürdüm dediğidir o dönem geldiğinde İzmir'e. Hakikaten Belkahve üzerinden gelir. Kemal Paşa da büyük bir gösteriyle karşılaşır. Herkes çok mutludur, sevinç içerisindedir. İzmir'e 10 Eylül'de girdikten sonra artık hatta şunu da söyleyelim, İzmir'e girmeden önce Kemal Paşa da bir arkadaşının söylediği "Paşam kazandık" cümlesine "daha değil, asıl savaş şimdi başlıyor" demesi Mustafa Kemal Paşa'nın o dehasını da gösterir. Daha sonra neler yapacağını savaşın hemen arkasından düşünebilmiş olmanın getirmiş olduğu büyük o siyaset dehasını gösterir. Ve nitekim de hepiniz biliyorsunuz ki öyle olacak. Ve 9 Eylül kurtuluşa giden bir müjdeyken 29 Ekim'e giden, kuruluşa giden de bir müjde olacak. Tam anlamıyla kuruluş ve kurtuluş kavramlarının İzmir'e neden özdeşleştirildiğini bu cevapla almış olduk hocam. Çok teşekkür ederim, çok aydınlatıcı oldu. Son olarak ben sizin eklemek istediğiniz şeyler varsa onları almak isterim. Evet, şimdi aslında İzmir kenti bu anlamda gerçekten önemli. Kurtuluşu ve kuruluşu başlatacak sürecin başlaması anlamında önemli. Ben hep şunu söylüyorum. Biraz önce konuştuklarımız üzerine son bir şey söyleyeyim. Eğer 30 Ağustos'u kazanmasaydık ne olurdu? Herkesin düşünmesi gerekiyor. 30 Ağustos kazanılmasaydı kurtuluş olmayacağı gibi kuruluş da olmayacaktı. 29 Ekim'de Cumhuriyet'in kuruluşu da arkasından gelen Türk devrimleri de olmayacaktı. Bugün ne halde olurduk? Herkesin sormasını istiyorum kendisine. Belki böyle en güzel bir şekilde anlaşılacak hem 30 Ağustos hem 9 Eylül hem de İzmir'in önemi. Bu nedenle büyük bir dünyanın bütün devletlerinin belli bir tarihten sonra başlattığı Türkleri önce Avrupa'dan, sonra Balkanlardan, sonra da Anadolu'dan atma süreci bu şekilde sona ermiştir. Aslında bu anlamda Batılıların da çok büyük bir hülyasıydı Anadolu'dan Türkleri atmak. Önlerine böyle bir duvar çıktı, önlerine böyle bir ordu, millet çıktı, önlerine böyle bir lider Mustafa Kemal Atatürk çıktı. Ben sadece bunu söylemek istiyorum son söz olarak. Çünkü Atatürk'ün değerinin anlaşıldığı günlerdeyiz. Çok çok iyi anlaşılması gerektiği günlerdeyiz. O nedenle insanların sadece bu soruyu sormasını ve etrafımızda olan, Suriye'de olan, Afganistan'da olan, Irak'ta olan olayları çok iyi gözlemlemesini ve niye Türkiye'nin başına böyle bir şey gelemeyeceğini ve niye Türkiye'nin böyle bir ulus devlet süreci içerisinde buna büyük tepkiler verebileceğini göreceğini düşünüyorum. Bu Mustafa Kemal Paşa, Mustafa Kemal Atatürk'ün başarısıdır. Bu Türk milletinin başarısıdır. O nedenle belki bu anlamda 30 Ağustos ve 9 Eylül'e gelen bu süreci de bu şekilde daha iyi anlatmış olabiliriz. Bugünlere gelmemizde katkısı olan herkesi saygıyla minnetle anıyorum. Zafer Bayramımız da kutlu olsun. 9 Eylül'de İzmir'in kurtuluşu da kutlu olsun. Çok teşekkür ederim hocam. Bir mücadelenin ve mücadele sonunda gelen aydınlanmanın ruhudur 9 Eylül tarihi ve İzmir kenti. Bu akşam bugün bizlerle birlikte olduğunuz için, bizlere bir ışık tuttuğunuz için çok çok teşekkür ediyorum. Doçent Doktor Emin Elmacı hocamız, çok kıymetli bir hocamız. Bu akşam bize 9 Eylül'ü ve İzmir'i anlattı.
Açılış konuşmaları için Çağdaş Yönü Destekleme Derneği İzmir Şube Başkanımız Onur Ertürkan'a da çok teşekkür etmek istiyorum. Bir ruh var ortada. Biz bu ruhu taşımaya devam edeceğiz. Elimizden geldiğince aydınlanmayı sürdürmeye çalışacağız. Kendinize çok çok iyi bakın. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim.